Bismillah, elhamdülillah, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün hoca efendilerin, müftülerin, vaizlerin, imam hatip lisesinde ders veren hocaların, öğretmenlerin, Kur'an kurslarında Kur'an ehli yetiştiren hocaların, hoca hanımların dikkat edeceği bir nokta var. Karşımızdaki insanlar bir fabrikanın basma kalıplarından çıkmış bardaklar değil, silikon heykeller değil, insan onlar. Her biri bir dünya, her biri bir fark. Hiçbir insan kendi öz annesinden babasından doğmuş kardeşinin bile aynısı değil. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların muhatap alındığı noktadaki tavrına bir sünnet olarak bakıp örnek almaları gerekmektedir. Yani sünnet sadece bir sakal, öğle namazının sünnetini kılmak şeklinde anlaşılmamalı. Onun insanlara hitap edip şekli, karşısındakileri algılama tarzı da bir sünnettir. Burada dört önemli sünnetin dört önemli boyutuna işaret etmek istiyor. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz karşısındaki insanların aynı olmadıklarını bilerek konuştu. Her insanı değişik bir dünya gördü. Bunun için bakıyoruz ki birisi geliyor, ona ben ne yapayım ya Resulallah diyor, mesela bir şey tavsiye ediyor. Başka birisi geliyor, ben ne yapayım diyor, ona başka bir şey tavsiye ediyor. Halbuki yani aynı şeyleri söylemesi lazım. Mesela birine önce namaz diyor, öbürüne önce anne baban diyor, öbürüne önce Allah yolunda cihat diyor. Pozisyonu o kişiye göre değerlendiriyor ama din değişmiyor. Din aynı. Karşısındakinin bireysel farklılıklarına dikkat etmek bu. Bu çok önemli bir ayrıntı. Biz radyodan kitleye hitap eder gibi konuşan hoca efendinin tesiriyle karşısındakinin gözlerine bakıp o gözlerin hareketlerini izleyerek konuşan arasındaki fark arandığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunu ciddi bir şekilde kolladığını görüyoruz. Bu bir sünnettir. Karşısındakine dikkat edin. Mesela kadınların erkeklere göre bireysel farklılıkları olacağını bilerek konuşmuş. Ne diyeyim? Onlarca örnek var hadislerde. Bu kadındır diye dikkat edip konuştuğu belli oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İkinci bir nokta, karşısındakini dikkate alırkenki sünnet noktası, insanların akıl düzeylerine de dikkat etmek lazım. Bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'a söylediğini, Ebu Hureyre'ye söylediğini, Abdullah İbni Mesud'a söylediğini başka bir sahabeye söylememiş oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anhum ile paylaştığı bir sırrı başkalarına söylemediğini görüyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısında onu dinleyenlerin akıl ve idrak düzeylerini önemseyerek konuştuğunu gösteriyor. Bunu çocukta, yaşlıda, kadında, erkekte, tarlasında çalışan insanda, oturup ofisinde yazı yazan insanda uyarlayabiliriz biz. Üçüncü bir nokta, karşısındakinin kimliğine dikkat ederek din anlatma sünneti konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların psikolojik yapılarına, o anki pozisyonlarına da dikkat ettiğini görüyoruz. Bunun çok güzel örneklerinden birisi
çocuğu öldüğü için bağırıp çağıran bir kadına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabretmesini tavsiye ediyor. O kadın da Efendimiz aleyhisselamı tanımıyor. Git işine be adam diyor. Benim çocuğum öldü, sen bana nasihat ediyorsun diyemeye gelen bir itirazda bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ben senin peygamberinim, seni düşünüyorum zaten, sen ne yapıyorsun, işte çok kötü ya, böyle ikazları yapmıyor, hiç cevap vermiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun karşısındaki insanın o anki pozisyonunu, psikolojik yapısını çok iyi tahlil ettiğini gösteriyor. Onlarca örnek var hadis kitaplarında. O pozisyonu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir isyan olarak algılamamış. O pozisyonun gereği olarak bir zafiyetten kaynaklanan çıkış olduğunu anlamış ve bunu takdir etmiş. Bu bir sünnettir. İnsanların cenaze gününde gidip de işte o cenazenin dışında bir ortamı vaaz olarak yapmanın yanlış olduğunu görüyoruz. Düğün günü Filistin'deki Yahudi zulmünü anlatarak düğün neşesini değiştirmenin yanlış olduğunu anlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyacaksak eğer. Yani neticede düğün sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da oldu. O düğünde Uhud hatıralarını tazeletmedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz misal olarak. Dördüncü nokta, her halükarda karşısındakine rahmet gözüyle baktı. Acıma gözüyle baktı. Yani tepeden kimseye bakmadı. Ben tebliğimi yaparım, peygamberliğimi yaparım, o düşünsün kıyamet günü ne yapacağını diye hissettiği on binlerce hadisin içinde bir tane bile yoktur. Hep o anlatıyor ama karşısındakine merhamet duygusuyla baktığı açısından ele alınıyor. Çok muhteşem bir örnek var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedilmesinden sonra artık İslam devlet oldu, devlet her tarafta tanındı, küfrün baş kaldıracak hali kalmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Ayşe annemize buyurmuş ki, Ayşe demiş, bu Kabe böyle kare şeklinde duruyor ya Kabe, bu aslında dikdörtgen imiş zamanında. Bir selde yıkılınca müşrikler bunu ağaç bulamadıkları için biraz daha küçük şekliyle yapmışlar. Yani o şimdi yuvarlak yarım ay gibi duran bölge de Kabe'den imiş zamanında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize buyurmuş ki, bunu yıkıp aslı gibi yapmak geçiyor içimden buyurmuş. Ayşe anamız da demiş ki, ya Resulallah, engel ne ki? Herkes emrinde. Emret yapılsın o şekilde demiş Ayşe annemiz. Şimdi bakalım, muhataplarına merhametle bakan bir peygamber göreceğiz. Buyurmuş ki Ayşe, öyle değil. İnsanlar daha yeni Müslüman oldular. Kalkar derler ki Muhammed eline fırsat geçince Kabe'yi bile yıktı. Bu yüzden de işte mesela yorum ne? Bu yüzden de hepsi cehennemlik olur peygambere iftira ettikleri için. İnsanlar bunu kaldıracak durumda değiller buyur. Ve içindeki bir hasreti, Kabe'nin orijinal şekline çevrilme hasretini bile sırf karşısındakilerin bunu anlayıp anlayamayacağına dikkat eden bir peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem ertelemiş. Bu dört özelliği biz onun karşısındakini takdir edip konuşan bir peygamber olma sünneti olarak anlamak zorundayız. Evde anne baba çocuğa hitap ederken, okulda, kursta öğretmen talebesine hitap ederken, siyasetçi ve diğer yetkili insanlara konuşurken. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.